Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş bulduk. Halil Bey ofiste mi? Hayır, şu anda burada değil. Bir toplantı için ayrıldı. Ya şu Sıla Hanım bazı evrakları imzalamam gerektiğini söylemiş ya. O ne var ne yok hepsini getir de daha fazla gecikmeden halledelim. Peki Halil Hanım. Efendim. Aylin Hanım. Buyurun benim. Aylin Hanım, ben Kartepe Deli'den arıyorum. Selim Bey'e ulaşamayınca sizi aramak durumunda kaldım. Kusura bakmayın. Bir sürprizi bozuyor olmak istemem ama sizi aramaktan başka şansımız kalmadı. Neden ulaşmak istiyorsunuz Selim Bey'e? Aylin Hanım, Selim Bey yıl dönümünüz dolayısıyla dün gece ve bu gece için bir oda ayırtmıştı. Dün otelimize giriş yapmış görünmüyorsunuz. Bu gece misafirimiz olacak mısınız? Yoksa bu gece için ayrılan rezervasyonu da iptal edelim mi? Ben... bir saniye. Çok özür dilerim. Selim Bey buraya gelmiş zaten. Çok çok özür dilerim. Zamanınızı aldım. Umarım Selim Bey'in sürprizini bozmamışımdır. Selim, Aylin Karan adına ayrıltılmış bir oda olacak. Evet, 6010 numara. İki gününe rezerve edilmiş. 6010, tamam. Aylin Karan benim. Bir saniye lütfen. Buyurun, kartı bir... Selim. Selim, burada mısın? Daha temizliyorum. Biraz bekleyin isterseniz. Burada kimse yok muydu? Bana boş olduğunu söylediler. Kocamın burada olması lazım. Ben bir şey bilmiyorum ki. Sadece temizlik yapıyorum. Bir şey attınız mı? Vallahi ben de şimdi geldim. Çıkar mısınız? Ama hanımefendi. Çıkar mısınız? Çıkar mısınız lütfen? Ama çıkar mısınız lütfen?
Yani günler öncesinden oda ayırtmış, sürpriz yapmak istemiş. Neden? Neyin peşinde bu adam? Aklımı oynatacağım. Ben de anlamıyorum Aylin. Selim, ya Selim böyle bir adam değildi. Hatırlıyor musun? Aynalarla konuşurdu. Kardeşiyle, Ömer'le. Tanımasan bilmesen deli zannedersin. Ama her şeyin bir nedeni var bu hayatta. Ortaya çıkacak elbet. Babam aradı, konuştuk biraz. Ömer nasılmış? İyi değilmiş Aylin. İyi değilmiş. Odasından çıkmıyormuş. Annem zor yemek yedirmiş. Babam yarın getirecek Ömer'i. Yapma artık Aylin. Selim ya da herhangi birisinden korkmana gerek yok. Kimse alamaz Ömer'i. Ama sen korkularını yenemezsen yine olan Ömer'le sana olacak. Sen niye aradın? Eve gelecek misin diye aradım. Evdeyim ben çünkü. Geleceğim, çıkacağım birazdan. Peki, görüşürüz. Telefonunda ne bulacaksın? Göreceğiz. Yarın gidecek misin? Evet. Bak, bu sefer iptal etme. Bu adam iyi geliyor sana. Evet, evet. Sen Cemre'ye mi gidiyorsun? Gidiyordum zaten de. Bugünkü randevumu unutmuşum. Yeni randevu aldım. Senin bir derdin mi var Cemre'yle? Ya güvenmiyorum ben o adama. Bir garip geliyor. Alev gitti biliyorsun. Ama iyi mi geldi, kötü mü geldi tartışılır. Aylin kendi karar versin bence. Bence de. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Gazla abi, gazla, 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 gazla! Oldu. Ailenin babasına mı yakalanıyordun yine? Yok, bu sefer ucuz atlattık. Oğlum zaten olmaz öyle. Her akşam her akşam kızın evine gidilmez. Aşığım kardeş, ne yapalım? Ömer'le mi konuşuyorsun benimle mi? Hem senle hem Ömer'le. Abi, burası mı? Abim. Kusura bakma birader, dalmışım. Şu ileride duralım. Sevgili Selam,
Senin buraya gelen mektupları okuyup okumadığını bile bilmiyorum. Ama şansımı denemek istedim. Benim için hayati önem taşıyan bir konuda yardımına ihtiyacım var. Anlatınca senden böyle bir şey istemeye hakkım olmadığını düşüneceğini biliyorum. Ama son çarem sensin. Ben evliyim, bir karım var ve çocuklarım. Fakat karım oğlumu ve beni terk ederek Türkiye'ye kaçtı. 2 aydır karımı arıyorum. Ümidim gittikçe tükeniyor. Karımın hayatından endişe duyuyorum. Lütfen yardım et bana. Belki baban bağlantılarını kullanarak karımın Türkiye'de nerede olduğunu öğrenebilir. Karımın adı Leyla Maleki. Yıllar sonra sana bunları yazmak içimi burkuyor. Hayat ikimizi başka yollara savurdu. Ve kendimi mahcup hissediyorum. Ancak çaresizim ve yardım edersen minnettar olacağım. Macit. Bu arada ben İstanbul'dayım. Görüşelim o zaman. Heyecanlı mısın? Neden? İlk defa göreceksin beni. Saat 4'te gel. Olur. Nasıl tanıyacağım seni? Her kim olursam olayım arkadaşın olarak kabul edecek misin? Mavi bir atkı takacağım. Tamam, anlaştık. Görünüyorsun. Barıştınız mı ailenle? Konuştunuz mu bugün? En azından bir gerginlik yok artık. Sevindim. Ne olmuş buna böyle? Ya düşürdüm onu ben, versene. Bu hayatta adam olmaz, bir daha gitti telefon ya. Sıkma canını, alırız yenisini. Yarın senin telefonunu ödünç alabilir miyim ben? Eski telefonunu niye kullanmıyorsun? Toplantı var çünkü yarın. Resim falan göndermem gerekebilir. Yapamam ki eskisiyle. Ne olacak canım? El koymayacağız ya telefonuna bir günlük. Peki al. Teşekkür ederim. Belli ki çok çaresiz kalmış. Yıllar sonra karşına çıkmayı bile göze aldığına göre. Ay. Ailesini bir arada tutmaya çalışıyor. Ne kadar kıymetli bir şey bu şimdi. Ne bileyim, bütün yaşadıklarımdan sonra Selim'i düşününce.
Macit ona yardım etmeni hak ediyordur mutlaka Selen. Dün gelmeyince merak ettim sizi. Kusura bakmayın, haber veremedim. Sorun değil. Şehir dışına çıkmıştınız değil mi? Nasıl, iyi geldi mi hava değişimi? Pek sayılmaz. Sular bir türlü durulmuyor Cem Bey. Ne kadar kaçarsam kaçayım yine bir şeylerin içine sürüklenirken buluyorum kendimi. Bir şey mi oldu? Yoksa eşinizden bir haber mi aldınız? Hayır. Ama bir hediye aldım. Anlamsız, hiçbir zaman gerçekleşmeyecek bir hediye. Hocam bir süre önce bir otelden yer ayırtmış ikimiz için. Bana sürpriz yapmak için, yıl dönümümüzdü geçen gün. Benim haberim yok tabii, otelden beni arıyorlar. Selim Bey'e ulaşamadık, gelecek misiniz yoksa iptal mi edelim diye. Ne hissettiniz o an? Yani otelden aradıklarında, siz oraya giderken, Selim Bey orada, otelde bulma ihtimaliniz ne hissettirdi size? Selim'in ismini bile duymak tedirgin ediyor artık beni. Onun aramızda sanki gizli bir savaş var ama o yönetiyor bu savaşı. Ben hep bir adım geriden takip ediyorum. Baştan mağlup gibi. Güçsüzüm, yalnızım. Burada değilken bile zarar veriyor bana. Nasıl bir zarar? Şunu fark ettim. Yalnızca Selim'in söylediği yalanlar yanıltmıyor beni. Bu yüzden çektiğim acılar da yanıltıyor. Yani sırf bu acıları bir daha yaşamamak için saçma sapan kararlar alabiliyorum. Ama o odaya girerken ne pahasına olursa olsun tek istediğim şey Selim'i tekrar görmekti. Telefonunu aldım canım. Benim eski telefonum salondaki dolapta. Merhaba. Yapabileceğinizi söylemiştiniz. Bitince bu adrese yollar mısınız kuryeyle? Ne o, dilini mi yuttun? Efendim, 2 saate elinize ulaşır. Tamam, sağ ol. Halil Bey'den bahsettiniz. Daha önce kendisine kırgınmışsınız. Ama bu olayda öyle ya da böyle bir şekilde size yardım etmeye çalışmış. Aranızdaki buzlar eridi sanırım. Halil'e olan güvenimi tamamen kaybetmiştim ama hala beni düşündüğünü fark ettim. Eşinizin en yakın arkadaşı olduğunu söylediniz. Selim Bey'in gitmesi onu da etkilemiştir muhakkak. Tabii. Ya Selim'le Halil kardeş gibiydiler, hatta beraber büyümüşler. Tabii en az benim kadar Halil de arıyor, özlüyor Selim'i. Hatta belki de benim kadar kızgın. Halil Bey de evli mi? Aylin Hanım, Halil Bey de evli mi? Evet, evli. Ben, kusura bakmayın, süremiz dolmuş, fark etmemişim. Sorun değil canım, isterseniz uzatabiliriz. Bugün oğlum dönüyor eve, bir an önce onu görmek istiyorum. Peki, siz bilirsiniz. Sağ olun. Rica ederim. Görüşmek üzere. Hı hı. Şu ofis telefonunu getirsene bana. Cebi mi? Evet.
Bilgisayarımı mı karıştırdın sen? Yo, niye karıştırayım? Hatalı şifre deyip duruyor. Bilmem, belki de eklendin. Tamam, hadi hazır mı? Hadi. Ne o? Muzo ile konuşamadın diye mi bu surat? Ha, bu arada sana geldi. 5 dakika ara ver çekine. Odaya da kimseyi yollama. 5 dakika ara arkadaşlar. Selim'e söyle, Macit ikizlerden birini aldı.